Cem, senin ana konun yapay zeka. Yani bu konuda da epey de yayınım var. Ve kitaplarım var. İlk kitap aslında yapay zekanın çok tartışıldığı, daha hayatımıza yeni yeni girmeye başladığı bir sırada sen küt diye Edisor'da Yapay Zeka diye bir kitap yayınladın. Bugün 40 baskısı mı oldu? Ya 30'a yakın galiba. 30'a yakın bir baskısı oldu. Bu gerçekten çok okundu. İyi ki de bunu, bu kitabı yazmışsın. Erken yazılmış bir kitap diye de bakabiliriz buna. Arkasından hemen Yeni Dünya Yeni Ağ, Bilgi Biliminin Bakışıyla Evren, Hayat ve İnsanlığın Yükselişi kitabın sökün etti. Bu da bunu tamamlayıcı ama çok daha derin ve hacimli, çok farklı yönlerine daha yakın. Yani bugün konuştuğumuz yapay zekayı anlamamızın bir atmosferini burada dile getirdin, yazdın. Bu da çok başarılı bir şey. Ama arkasından hemen En Hakim Mürşit diye bir kitap yazdın. Tabii ki bu laf biliyoruz ki Atatürk'e ait. Çok da iyi yaptın. Gerçi ben de severek okudum bu kitabı. Çok önemli. İnsanlığın yükselişi, nasıl insanlık bu noktaya geldi, ana başlıkları var kitapta. Bu da bu bakımdan, yani Atatürk'ün lafı altında bütün bunları dile getirmişsin burada. Bu da bilgi dolu bir kitap. Sonra Geometri, Atatürk'ün Geometri kitabını yazdın. Ben yazmadım. Atatürk Atatürk yazdı yazdı ama bu Cumhuriyet'in fakat 100. yılı nedeniyle. kapsamında tabii birçok baskısı olmuş, değerli tarihçiler, Evet. dil bilimciler yayına hazırlamış. Benim yani bu Doğan Kitap'tan çıkan benim yayına hazırladığım versiyonun özelliği şu. Ben matematikçi gözüyle Baktı. inceledim. Yani Atatürk'ün matematiği nasıl gibilerden bir Evet. şey yaptım. Baktı, gayet de güçlüymüş Atatürk'ün geometrisi Müthiş, hele birinci müthiş, sınıf. müthiş ve bulduğu Evet. terimler o kadar şey ki yani mesela hipotenüs yerine dikeyin çapı denilmesini Diyor. önermiş. Evet. Biz nedense bunu kabul etmemişiz. Evet. Oysa öyle deseydik çocuklara ayrıca öğretmemiz gereken bir teorem hakkında bir ipucu içeriyor Tabii. o. Yani Tabii. o bize Çok daha Türkçe torpil geçmiş. anlaşılır. Evet. Kavramsal Evet. olarak çok Yani daha Türk anlaşılır çocuklarına bir şey. yapılan en büyük iyiliklerden bir Fakat tanesi. sadece o değil tabii. Burada yani burada dinleyiciler bunları bilir. Ne kadar güzel kenar diyor, o dik açı diyor, açı diyor falan. Bütün bu kavramlar, geometri kavramlarını adam nasıl bulup da çıkarttı Yani o ve sıradaki işte o eskileri de bazıları benim ön sözde yazıyor. Yani bir Türk insanının duyduğunda anlamayacağı şeyler. Yani üçgen deyince Tabii. insan ne olduğunu anlıyor. Müsselles deyince anlamıyorsun. Yani İşte. Arapsan belki anlıyorsundur Evet. da Türklere Ya anlatmak için iyi bir tabii. şey değil. Fakat bu tabii ki Atatürk'ün Türk diline, Türk gelişmesine verdiği önemin çok tipik bir şey. Ve burada Atatürk'ün bir bilim adamı karakterini görüyoruz. Oturuyor, Geometri kitabı yazıyor orada. Fakat senin tabii ki burada babanla da ilişkili bir Evet, bizim böyle bir özel bir aile anımız var. aile Evet. anınız var. Bu kitaba gerçekten de bir değer katmış. Bütün okurlara, dinleyicilere bu 3 tane, 4 tane kitabımızı öneriyoruz. Şimdi gelelim yapay zekaya. Bu kitabı yazdığın zaman yapay zeka bu konumda değildi. Yani 6-7 yıl geçti ilk kitabını. 2018'de yazdım. 2018'de yazdı. 6 yıl geçti Ve arada. arada bir devrim daha oldu. Yapay zekada Evet. resmen böyle uzmanların da ağzını açık bırakan, yani Evet. işte o temel algoritmayı bulan Hinton'un aman Allah'ım ne oldu ya o falan diye işte Google'dan istifa edip şey yapmaya başladığı, bu yapay zekada fazla ileri gidiyor, dikkatli olalım falan demeye başladığı, şok yaratan, enteresan bir teknik gelişme daha oldu. İşte bu şimdi ChatGPT falan gibi büyük dil modellerinin aniden hayatımıza girmesiyle. Fakat bu korkutucu değil mi baktığımız zaman? Yani bizim hayatımızda biz normal insan olarak yaşayıp gidiyoruz. Fakat bize paralel bir yaşam, yapay zeka yaşamı arka planda gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve sanki bizim hayatımıza değmiyormuş gibi ama çok sıkı bir şekilde bizi de biçimlendirip yönlendiren bir durum ortaya çıkıyor. Biz farkına varmadan evriliyoruz. Bu biraz Evet. korkutucu değil mi? Nereye kadar biz de gidiyoruz yani bu arada. Yani biz tabii, biz insanlık olarak bizi o Evet. anlamda söylersek bir takım teknolojiler, bir takım sistemler, bir takım alet edevat ya da işte altyapı ağları filan oluşturuyoruz. Öteden beri bunu yapmışız işte. Mesela dünyayı karayollarıyla kaplamışız. Hiç normal bir gezegende olmayacak bir şey. Onu bir hem başlangıçta bir faydası olacağı için işte buradan buraya daha hızlı gidelim gibi kolayca anlatılabilecek bir faydası olacağı için hem sonra bir ekonomik mantığı olacağı için bir süre sonra artık bizim kontrolümüzden çıkacak bir
sistem haline gelmiş o, tamam mı? Şimdi artık şikayet ediyoruz. Öf, buraya da yol yapılır mı? Of, bu arabalar gezegeni kirletiyor işte saldıkları gazlarla filan. Yani biz yapmışız tamamen, motivasyonu işte bütün fikir falan filan bizden çıkmış. Bizim bir ihtiyacımıza yönelik çıkmış. Ama ondan sonra özellikle de ölçeği nedeniyle ve böyle sistemlerin matematiksel olarak dayattıkları bir mantık var. Yani bir kez bunlar ortaya çıkınca onlar dizayn eden insanların da öngöremeyeceği bir takım sonuçlara yol açıyor. Artık bizimle birlikte var olan, hani karayolları da yok olsun canım diyecek halimiz yok artık. Kimsenin aklına bile gelmiyor. Bu yeni bir şey olmuş. Tam senin demin yapay zeka için dediğin gibi. Bizim imalatımız, ama bir yandan da özellikle de hayatımıza iyice girince o bizi şekillendirir hale geliyor. O bizim ne bileyim biyolojimizi bile değiştirir. Yani böyle kurduğumuz o karayolları da ele geçiriyorlar. Yani otonom. Yani zeka deyince arabalar tabii, falan evet, gündeme geldi ve bunlar dünyanın bir sürü evet, ülkesinde, Türkiye hariç tabii. Türkiye'nin bu konuda Türkiye'de otonom yok, arabanın gitmesi daha zor ama. Yani kurallara başkalarının uyacağı varsayımı Türkiye'de pek tutmadığı otonom için. Otonom giderek herhalde 20 yıl içinde bir sürü dünya kentinde artık caddelerde, trafikte otonom kendi kendine giden arabalar yaşayacak. Dün galiba sosyal medyada bir arkadaş San Francisco'da işte bu Waymo, işte o otonom taksilerden bir tanesini çağırdık. Şöyle gittik, böyle gittik diye. Yani işte, taksi çağırıyorsun, geliyor. Ama şoför yok. ama gayet memnun olduğuna dair bir paylaşım yapmıştı. O bir, tabii bir insan tasarrufu da yapıyor değil mi orada? Yani işsizlik açısından. Şimdi taksi şoförlerinden tasarruf edelim mi etmeyelim mi konusu. Özellikle de İstanbul'da. Yani tasarruf etmek gerekiyor. Bir tartışma açık bir konu. Yeni bir tartışma evet, açar o. Peki burada bu gelişme, yani sadece yapay zekayı bir, ona paralel gelişen bir sürü olay da var. Otonom silahlar var, robotik tabii, silahlar var, sentetik biyoloji var. Yani yapay biyoloji var, canlı yaratma ve canlıları müdahale etme, hastalıkları iyileştirme anlamında olsa bile çok masum gibi görünen ama nereye doğru evrileceğini bilemediğimiz bir sürü gelişme var. Kuantum fiziği var, kuantum bilgisayarlar bunun yanında. Ve giderek de otonom, bunların hepsi de otonomlaşma özelliği taşıyor. Yani tabloya sadece yapay zeka, bize çeviri yapan zeka, yapay zeka açısından değil de bütün bu ona ilişkin, onunla birlikte gelen, bu demin saydıklarımla birlikte düşünürsek acaba nasıl bir dünyaya gidiyoruz? Çok güzel özetledin. Yani bir kere değişik olacak. Meslekler açısından değişik olacak. Çünkü eskiden bazı mesleklerde çok yapılması uzun süre işte zor bir eğitimden ya da işte bir çıraklıktan geçerek ancak öğrenilen, yani ha bu adam bunu iyi yapıyor dedin mi o adamın sırf o işi o şekilde iyi yaptığı için güzel maaş alabileceği, otomatik garanti olan filan bazı görevler aniden makinenin çok kolay yapabileceği işler olduğundan öyle bir denge bozulması olacak. İşte dediğin gibi eskiden mümkün olmayan bazı işler mümkün olacak. Bilimde eskiden çok zor olan bir takım yan süreçler hop diye çok daha hızlı olacak. İşte bu ilaç keşfinde şu molekülü böyle mi dissek bu hastalığa iyi gelir, böyle mi dissek bu hastalığa iyi gelirin. Eskiden gerçekten çok çok fazla ihtimali deneyerek ve de onu laboratuvar koşullarında gayet pahalı bir şekilde yavaş yavaş deneyerek giden bir süreci vardı. O artık bilgisayarın bir sürü ihtimali hızlıca elemesiyle hızlanacak. Yani dünya giderek değişim hızlanıyor, daha da hızlanacak. Daha da tabii ki bu uzayın keşfi de bunun içinde aynı zamanda düşünülüyor. Bir bakıyoruz ki yapay zeka yeni yıldızların veyahut da yıldız oluşumlarının yeni özelliklerini keşfeden sistemlere de evrilmiş durumda. Şimdi, kitapta vardı bir tane yapay zeka tarafından, yani işte o astronomik gözlemler sonucu elde edilmiş sinyallerin yapay zeka sistemi tarafından değerlendirilmesiyle keşfedilmiş bir tane, yani birçok gezegenden oluşan bir yıldız sisteminden bahsediyorum. Google nasıl gezegen keşfetti diye bir evet, kısmı var kitabın. Şimdi bunu baktığınız zaman buradaki gelen yeni dalga diye bu DeepMind diye bir yapay zeka çalışması var. Bu ilk kurulan 2010 yılında evet, kurulmuş. Sonra Google'un parayı bastırıp aldı. Evet, evet, Google sonra bunu parayı bastırıp aldı. Onun CEO'su, başkanı bir kitap yazdı. Orada duruyor aslında. Onu karıştırıp duruyoruz durmadan. O biraz korkutucu bir tablo çiziyor. Süleyman değil mi? Mustafa Süleyman. Üniversiteyi de yarım bırakmış. Kendini tamamen buna adamış. Hem faydalarından bahsediyor hem de acaba biz bunu yönetemezsek eğer bu süreci bu dalganın altında kalır insanlık. Tsunami gibi nitelendiriyor burada. Tsunami derken
Yani 3-5 metrelik dalgalardan bahsetmiyor. 100 metrelik, 1000 metrelik dalgalardan bahsediyor. Öyle bir tsunami. Bütün insanlığın aslında kontrol edemeyeceği bir noktaya evrildiği zaman biz yapay zeka denen olgunun köleleri oluruz anlamında ve hatta insanlığı, ulus devletleri ve hepsini mahvedebilir diyor. Sen böyle bir gelişmeden korkmuyor musun? Yani bir kere yapay zeka kendisi ben şu insanlığı mahvedeyim, bu dünyayı ele geçireyim, bu ulus devlet olayı iyi değil diye dile gelip ya da böyle bir bilince sahip olup böyle bir adım atacak diye bir ihtimali sadece bilim kurgu kitaplarına bırakalım. Ama evet. Bilim kurgu kitaplarına giderek zaman içinde gerçekleşen bir sürü olay da var. Yani bilinç, evet. Bilinçli kılmak, yapay zekayı bilinçli kılmak, yani sinir insan sinir sistemini inceleyerek bunu aynı zamanda yapay zekayı da taşımaya çalışıyor. Evet, orada. Bilinç nedir? İnsanlardaki bilinç nedir tam bilmiyoruz ama işte sonuçta insanın kafasındaki beyinde bir tür bilgisayar. Bu da bilgisayar. Üstelik bu daha az hata yapacak, daha hızlı çalışacak şekilde de organize edilebilir filan. İnsan kafasında bilinç çıkabiliyorsa bunda da çıkabilir. Yani temelde o olmayacak bir şey değil. Ama deminki sorun bağlamında hani insanlığın başına bu teknolojiyle alakalı gelebilecek kötü şeylerin bir listesini yap ve de ihtimal sırasına göre diz dersen o işte yapay zeka bilinçlenip ben bu insanlığı ortadan kaldırayım noktasına geliyor ihtimali böyle 100. sırada falan bence. Çok daha yakında işte bu bilgi kirliliği, yalan üretimini çok çok kolaylaştırması, ortak inanılan bilgi çekirdeğini ortadan kaldırması, herkesin kendi bilgisayarına, kendi telefonuna bakıp gerçekliğin öteki milyarlarca insanın gördüğünden azıcık daha farklı ya da tamamen daha farklı bir versiyonunu görmesi. İşte Amerika'da cumhuriyetçilerin bilgisayarlarına baktıklarında demokratların gördüğünden bambaşka bir şey görmesi ki bunun aynısı Türkiye'de de var. Anlatabiliyor muyum? Yani demokrasi gibi bir takım sistemlerin temel varsayımı olan herkes ortalıkta aynı dünyada yaşıyor ve aynı şeyleri görüyor. Onu kendi çıkarlarına göre değerlendirip kullanıyor. Varsayımını ortadan kaldıracak tuhaf bir bilgi altyapısı yaratmış durumdayız yapay zekanın yanı sıra. Bu Yeni Dünya Yeni Ağ kitabında biraz ondan bahsediyordum. Onun üstüne bir de orada içerik üretecek, yani yalan içerik üretecek. Uydurma içerik üretecek. Bu en son üretken yapay zeka şeyleri geldi. Esas çok acil, güncel tehlike bence o. O da yani yapay yani zekanın senin, suçu değil, insanların suçu. Senin sesini birebir taklit edecekler. Ediyorlar, etmeye de başladılar. Tabii bundan. Aynen. Sen bugün şimdi devlet büyüklerimize kendi sesinle ağır küfürler etsen başına neler gelir? Yani evet, ya da seçimden bir gün önce işte muhalefet liderinin hiç yapmadığı bir şeyi yaparken ki videosu çıksa. Sen onu düzeltmeye çalışana kadar çoktan seçim oldu bitti. Yani bunun kötüye kullanım alanları çok fazla mevcut ve de şimdiden bu pratiğe geçmiş durumda. Ama yani bu aynı zamanda toplumları bölen, muhafazakarlığı, ırkçılığı vesaire falan teşvik eden korkunç bir yola da giriyor. Yani milletlerin, toplumların bütünlüğü ortadan kalkıyor ve parçalanmışlık. Bizim uzun süredir yaşadığımız bir parçalanmış ve bölünmüşlük giderek dünyaya virüs gibi yayılmış durumda. Amerika'da özellikle, evet. Ve İngiltere'de, evet. Bu 15 gün süren kalkışmaları, evet. Gördük. Bu aslında yapay zekanın yan etkisi olarak korkutucu değil mi? Evet, demin konuştuğumuz gibi yani mesela interneti ilk düşünen İnsanların hiç aklında böyle bir şey yoktu. Yani insanları birbirine bağlayalım, bilgi özgürce oradan oraya gitsin. Oh ne güzel, mükemmel bir işte ütopik bir durum. Herkes her şeyi biliyor. Herkesin kapısında Oxford var filan derken şimdi orası yalanın, işte ırkçılığın ya da tamamen sıfırdan şimdi oturup seninle uydurma bir hikaye uydurup ondan sonra da onu yayabiliriz. Yani yaymayız tabii de bunun mümkün olduğu. İnsanların demin de dediğin gibi sırf bu yüzden birbirine düşman edilebileceği, ki eminim bunu birileri yapıyordur, bir ortam sağlamış. Bir düzeye, bir ortama ulaşmış durumdayız. İnsanlığa hayırlı olsun mu diyelim. Yani burada. Bak demin de dediğimiz başka. Gibi mühendisler bir şey yaptığı zaman, evet. Ya mühendislerin suçu demeyeyim de böyle karmaşık, yepyeni, daha önce örneği görülmemiş. Ve de ölçekli, yani sadece bir yerde değil bütün dünyaya yayılmış bir şeyi yaptığın zaman ister istemez onun çok senin 40 yıl düşünsen aklına gelmeyecek sonuçları olabiliyor. Ana sosyal medya diye bir şey çıktı ve bu tam tersine insanları birbirine düşman eden, kutuplaştıran bir şey oldu. Yani gerçekten belki de bunu
tahmin etmek mümkün değildi. Genellikle insan aklı öyle çalışıyor. Şimdi onu nasıl düzeltebiliriz diye gidiyoruz. Biraz zor i̇şte galiba. Atom bombasını evet. yapmışlar, ondan sonra nasıl bunu işte başka ülkelere yayılmasını engelleyelim falan diye düşünmüşler. Bu böyle ama gidiyor. Yani atom bombasını yapıp insanları öldürmek için o atom bombası yapıldı biliyorsun. Yani, evet. yani savaşı sona erdirmek vesaire hikaye orada tabii ki o amaçla da kullanıldı ama yüz binlerce insanı iki atom bombası ile birlikte merhaba ettiler burada. Demek ki kasıtlı olarak da devletler bizzat çıkarları için teknolojiyi tabii. öldürme amaçlı geliştirebiliyor ve kullanabiliyor. Los Alamos tabii, projesi tabii. bunun tipik yani, bir örneği. Bilim yani. Ve teknolojinin yani akıllı devletler diyelim. Yani kendi bilim kurumlarını biz akrabaları yerleştirelim mantığından daha farklı şekilde biz işte dünyaya hakim olacak teknolojiler geliştirelim mantığıyla yürüten devletler böyle şeyler yapabiliyor. Peki evet. bu konuda son bir soru sorayım. Türkiye ile ilgili olsun yani eksik kalmasın hep dünyayı konuştuk. Ya bu yapay zeka kapsamı içinde geniş anlamda Türkiye nerede, ne yapıyor, burada bir şeyler var mı? Şimdi işin teorisini mesela yapay öğrenme sinir ağları onun teorisiyle ilgili kitabi tarafını yeni algoritmalarının geliştirilmesini ya da kuramsal olarak bu algoritma bundan daha iyidir diye karşılaştırmasını filan yani bilgisayar bilimleri kişisi olarak önce matematik tarafından başladım işin çok çok iyi bilen uzmanlarımız var. Üniversitelerimizde bunun çok çok iyi hocaları var ve bazıları da işte ülkemizdeki malum sebeplerden ötürü yurt dışına gidiyorlar. Yurt dışına gidiyorlar, gittiler filan. Yani bu o anlamda Türklerin yapamayacağı, biz gittik elimizden kaçtı diyeceğimiz bir konu değil. Genel olarak bilgisayar, bilişim teknolojileri Türkiye'nin hemencecik el atabileceği, oyuncular üretebileceği bir şey. İşte bu yemek sepetini yapan insan benim öğrencimdi mesela. Boğaziçi'nden çıkmış 2-3 tane bir milyar dolara satılan oyun şirketi kuran insan var. Ekşi Sözlük Facebook'tan 8 yıl önce kurulan dünyanın ilk sosyal medya diyebileceğimiz ağı. Geri kalmış bir ağı. Evet, evet yani şey olsaydı o insan Amerika'da olsaydı şimdi Zuckerberg değil o dünyanın en zengin tabii. adamı. Yani bunlar Türklerin yapamayacağı, Türkiye'de olmayacak şeyler değil. Ama işte sen daha iyi biliyorsun. Yani bir yandan Türkiye'nin BTK diye bir kurumu var ve interneti hızlandırmakla ilgili bir görevi olmasına rağmen tam tersine yavaşlatmak, orasını burasını kapatmak falanla uğraşıyor. Ya da işte Ekşi Sözlüğü kuran adam tutuklansın bu falan gibi şeyler duyunca gitti Amerika'da çalışmaya başladı. Evet. Yani bizim kendi kendimizden kurtulmamız lazım sanki. Bu yapay zekayı daha ileride çok daha geniş tartışmak üzere diyelim. Çünkü bu kapı açıldı ve kapanacak gibi değil. Yani daha çok konuşacak tarafı var. Evet, orada. Bilimsel olarak da çok evet. ilginç. Yani ben evet. gerçekten işte bu konulara kafa yormuş birisi olarak şu son birkaç yılda göreceklerimi, göreceğimi tahmin evet. etmiyordum yani. Tahmin etmiyordum. Teşekkürler Cem.